Herkese salı gününden selamlar arkadaşlarım. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Zeyd Mirza gördüğünüz gibi kahvaltısını yapıyor. Ona bugün hemen hızlıca peynirli yumurta yaptım. Bir de portakal suyu içiyor. Ben daha yemeyeceğim çünkü Akif hala uyuyor. Çünkü biz de aslında yeni uyandık sayılır. Ben hiç aç değilim. Hiç ama hiç aç değilim. O yüzden oğluşum doysun. Sonra bizimle birlikte o da tekrar yer. Öğle yemeği yemiş olur. Biz de kahvaltımızı yaparız. Öyle yani güne başladık. Vallahi arkadaşlar yine işlerim var tabii. Dün alışverişi falan hallettik ama Türk marketine gidememiştik. Saat geçmişti. Annem yavaş. Türk marketine gitmem lazım. Sonra bu hafta daha kağıt kürek işlerim var. Randevum var. Yani yine stresli yoğun bir hafta olacaktır. Bir işlerimi halledeyim, rahatlayacağım vallahi. Bir açılışta böyle yapayım dedim sizlerle. Oluşum kahvaltısını yapsın. Ondan sonra güne başlayacağız. Şu küçük koalaya bir maşallahınızı alırız. Cimboluşum. Zeydimi şu an duş aldırdım. Annesine çünkü yardım etti. Tüm odaları benimle birlikte süpürdü. Şimdi hemen çizgi filmi açtım. Onu giydireceğim diye. Yoksa kaçıyor ki de bir. Değil mi? Biraz keyif yap. Anne de üstünü giydirsin. Bu arada yine pijama giydireceğim. Ay atlet unutmuşum kız. Yine pijama giydireceğim. Çünkü bir yere çıkmayacağız zaten. Çocuk rahat etsin. Zeyd burada otur. Annemin atlet getirsin, tamam mı? Evet canlarım. Gördüğünüz gibi mutfağa geçtim ve akşam yemeğini hazırlayacağım. Daha aslında hiç aç değiliz de ama Zeyd şu an öğle uykusunu yapıyor ve uyandıktan sonra yemek hazır olsun istiyorum. Ve yarım saate falan uyanır sanırım. O yüzden hemen hızlıca hazırlayacağım. Bugün canım ne istedi biliyor musunuz? Böyle Türk usulü böyle salçalı tavuk sote istedi canım. Bayağı da yapmadım. Şöyle tavuk göğsüm vardı. Bu son tavuk göğsü. Bunun hepsini yaparım zaten. Türk dükkanına gitmedik. Yani dün alışverişe aslında gittik de Türk marketine geçmişti saat. O yüzden hiç gitmedik. Bu arada tavuğu da çıkarmayı unutmuşum. Biraz mikrodalgada açmak zorunda kaldım. Hemen şöyle tavanın altını açtım biraz da. Daha önce soğan yapacaktım kız. Burada böyle sebzelerim var arkadaşlar. Domates, biber. Sonra şeyim vardı. Kabak vardı. Kabaklı yapacağım, bol kabaklı. Çünkü çürüsün istemiyorum. İtalya'ya gitmeden önce almıştım. Allah'tan kötü olmamış. Ama şimdi de yapmasam kötü olur. O yüzden hemen onları da katayım dedim. Hem güzel olur. Oluşuma da şifa olsun. Şöyle yağ aldım hemen. Soğanlarımızı ilk başta bir doğrayalım. Vallahi bugün özel bir şey yapmayacağız. Evdeyiz yani. Günlük ev hali. Ev işleri. Bu arada bugün son çamaşırımı da serdim arkadaşlar. İtalya'dan sonra bayağı bir çamaşır çıktı. Ama teri de serdim. Artık yarın kaldırırım. Yani bitti çamaşırım. Çoğunu da zaten kurutma makinesinde kuruttum. Hava soğuk olduğu için geç kuruyor. Çok olunca da hem kurutmayı hem de teli kullandım. Öyle daha pratik oldu. Şimdi yağ iyice ısınsın. Çünkü bu tava altına yapışıyor maalesef. Eğer iyi ısınmazsa. O yüzden güzelce bir ısınsın. Aa, bu arada suyum da gözüktü. Hemen bir yudum su içelim görmüşken. Sizler de su içmeyi unutmayın. Yeni şişemde içiyorum. Bu 1 litre. Ve bunu günde 3 defa dolduracağım. Bu ikinci şişem bu arada. Ve zaten su içmeyi çok seviyorum. Ve sürekli de bardak çıkarmaya gerek yok. Böylelikle. Neyse ben su içeyim. Dediğim gibi tavuk sote yapacağım. Bir de yanına şey yaparım. Allah. Altında su için. Yanına bir de bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum. Pirinç yapmayacağım. Bulgur yapacağım. Çünkü biraz da yediklerime dikkat etmek istiyorum. Bakın bu tava böyle. Hemen böyle yapışmaya hazır. O yüzden hemen altını tutmam lazım. Şöyle yavaştan kavrulsun. Yani İtalya'dan sonra
Böyle Türk yemeklerini özledim. Tabii İtalyan'ın yemekleri de güzel. Zaten sadece makarna ve şey yedik yani, pizza yedik. Ama tabii hiçbir şey Türk yemeğimiz gibi olmaz. Şu beyaz yerlerini keseceğim. Bu görüntü rahatsız ediyor beni. Şimdi bunları da doğrayacağım küp küp. Sonra bunun yanına alacağım. Öyle yanıyor. Hoşçakalın. Evet, tavuk göğsünü de ekledim soğan yanına. Bunlar bir rengini alsın şöyle. Altını fazla açmadım zaten. Şimdi hemen biberlerimizi de doğrayalım. Canlar. Vallahi tekrar sağlıklı beslenmeye geri dönmem lazım. Çünkü iyice tozuttum. Dün de biliyorsunuz kek yapmıştım. Artık kıramadım ve ben de yedim gece gece. Ve kek şu an neredeyse bitmek üzere yani. O kadar çok yedik. Ben galiba 2 dilim, 3 dilim yedim. Ama dilimler küçüktü yani. O yüzden böyle sıcaktı bir de. İnsan yiyemeden yapamadı. Hatta size göstereyim kekin son durumunu. Bakın şu kadar kaldı. Diğerlerini de Akif yedi. Ama bayağı güzeldi yani. Bu arada bunun üstü maalesef kırıldı kapağı. Zeyd Mirza daha doğrusu düşürmüştü bir ara. O yüzden kapağı yok ve streç folyom da bitmiş. O yüzden fırında böyle bıraktım. Dursun zaten. Bugün biter yani. Ama ben yemeyeceğim bugün tabii ki de. Çünkü bugünden itibaren gerçekten artık yememe, içmeme tekrar dikkat etmem lazım. Çünkü arkadaşımın nişanı yani sözü de yaklaşıyor Sevde'nin. Hatta bunu soran takipçimde oldu. Ne zaman annenlere gideceksin, hani nişan vardı diyordun diye. İkinci ayın başında arkadaşlar yani yaklaşık... Bunun ayın kaçı ki? Aşkım bunun ayın kaçı? Bunun ayın 24'ü. Ayın 3'ünde ben giderim annemle. Yani 9 gün sonra gideceğim ve o 9 gün içinde ben bir 2 kilo falan vermek istiyorum. Çünkü bir elbise aldım. Ve 34 beden uzun zamandır denemedim. Hani dar olur diye de korkuyorum açıkçası. O yüzden 2 kilo vermek istiyorum daha rahat edebilmek için. Öyle yani. Nişan bu arada ayın 5'inde olacak da ben işte 2 gün önceden giderim. İşlerimi halledip. Böyle. Ve annem bildi de sanırım 4-5 gün kalırım. Fazla kalamayacağım çünkü şey adını siz getirin. İkinci ayda İstanbul'a gideceğiz. Türkiye'ye uçacağız. Biliyorsunuz zaten. O yüzden fazla kalamayacağım. Eve geleceğim. Tekrar bir bavul hazırlığı. O bavulu boşaltıp yeni bir bavul hazırlayacağım. O yüzden fazla kalamam. Bu arada şey İtalya videosuna yazanlar da olmuş hani 2000 euro değmez diye, ben olsam Türkiye'ye giderim gibisine. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye gideceğim zaten. Sanırım bazıları kaçırmış. Ama ikinci ayda Türkiye'ye gideceğiz. Normalde o tarihte İstanbul'a gidiyor olacaktık ama ertelemek zorunda kaldık. Ertelemek zorunda kaldık. O yüzden ikinci aya erteledik. Ve o tarihte de dedik ki Akif madem evde hani çalışmıyor, değerlendirelim dedik. Başka ülkeleri görmek hoşumuza gidiyor. Hani asla pişman değiliz o fiyat oraya verdiğimize. Çünkü keyif aldık ve sevdik yani. Güzel anılar biriktirdik. Bence önemli olan da o zaten hani. O yüzden pek de şey değil açıkçası. Ama tabii hiçbir yer, bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir yer Türkiye'nin yerini tutmaz yani. Tutamaz da. İnsanın vatanı, memleketi her zaman farklıdır. Öyle yani. İstanbul'a daha çok seviniyorum ama bunu söyleyebilirim. O Türkiye'nin kokusu, o ortam, o sokaklar, o şenlik. Yani bunun yerini ne tutabilir ki? O yüzden İstanbul'a çok seviniyorum. İstanbul'a gitmeden de biraz hafifleyeyim de orada daha neler yiyeceğim neler Allah bilir. En çok ne yemek istiyorum biliyor musunuz İstanbul'da? Eminim çoğunuz yemiştir zaten. Şu Galata Kulesi'nin orada Viyana kahvesi var ya, şu San Sebastian üstü çikolatalı. Allah'ım onu hayalini kuruyorum çıktığından beri. Biz en son İstanbul'a sanırım 2 sene önce gittik. O yüzden daha yiyemedim ben onu. Mutlaka onu hemen yemek istiyorum gidince. Vallahi ona çok seviniyorum nedense.
Biraz böyle boğazıma düşkünümdür. O yüzden hep onu düşünüyorum vallahi. Hayırlısı bakalım inşallah. Sağ salim gidip geliriz. Çok havamızla doğradık. Biraz bol yaptım. Kalırsa yarın da zeytin öğlen yemeği olarak yer. Şöyle güzelce mi? Altı şimdi biraz açabilirim. Siz görüyor musunuz ki canlarım? Şöyle yakın aldım sizleri biraz. Bu arada neden arka koca ocağı kullandım bilmiyorum. Alışkanlık oldu sanırım. Zeytin atıyor çünkü. Şöyle baharatlarımı da hemen çıkartayım. Vallahi canım çekti ya bol salçalı. Baharatları da getiriyorum hemen birlikte. Koyarız. Şöyle. Bunu alalım. Ben anamın kızıyım ve bol baharatı severim. O yüzden her şeyden biraz koyuyorum. Etlerimi aslında baharatlayabilirim sonra ekstradan da tekrar baharat yaparım. Şöyle biraz fazla koymayayım zeyt diyecek çünkü acı toz biber. Bizim olmazsa olmaz kekik. Bunu da şişeye boşaltmam lazım. Şöyle. Kekik gerçekten olmazsa olmaz. Biraz kimyon. Bu arada karabiber bitmiş de neyse toz biberim var zaten onu koydum. Biraz regita koyalım. Şimdilik tuzu koymayacağım. Sonra tuzuna bakacağım. Çünkü vegeta da tuz biliyorsunuz ki. O yüzden şu an bir dursun. Evet, domatesleri de ekledim. Güzelce bir yumuşasın hepsi. Sonra salça daha ekleyeceğim. Ama çok az eklerim salçayı. Burada da şehriye kavuruyorum. Şimdi hemen yıkamış olduğum bulgurları ekleyeceğim. Şöyle. Şurada yıkadım arkadaşlar. Bunu ekleyeceğim. Canlar yemek yarım saattir hazır. Zeyd'in uyanmasını bekliyorum. Tadı gerçekten harika olmuş. Bu arada salçaya çok az koydum ama çok gözüküyor şu an gerçekten yani şöyle kaşığın ucuyla aldım birazcık. Ama baharattan dolayı da böyle bayağı kırmızılaştı. Ama tadı gerçekten harika olmuş. Çok güzel kokuyor. Bunu yaptım. Bir de zaten sade bulgur pilavı gördüğünüz gibi. Bugünkü menümüz böyle olacak. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Son zeyt uyansın. Ondan sonra yeriz. Aç. O da sana aç diyor ışığı. Biraz karanlık şu an. Arkadaşlar Zeyd uyandı. Yemeğimizi yedik. Vallahi tadı enfesti yani. Özlemişim bu lezzeti. Güzeldi ama. Şunun hareketlerini. Bu da bize şımarıklık yapıyor. Arkada da kısmetse olur. Annem. Şu kısmetse olur. Yıkıcık kapan vermeyeyim ya. Kadınlar seviyor. Tamam da acayip saçma sapan bir şey ya. Saçma sapan ama izliyoruz. Bir kere böyle bir yerde evlenmek için bir şey mi eş mi arayacaksın ya? Bu ne? Ya işte. Düşünsene şimdi bundan ayrıldın mı bu kıza başkası göz boyayacak. Saçmalık abi. Vallahi saçmalık. Ya ki zaten kurgu bence. Bence de. Zeyd. Sen git. Babaya git diyor. Sen git. Sen git. Neden gitsin baba? Ben gidiyorum o zaman. Bay bay. Gideyim mi? Evet. Gideyim mi? Aa, o neydi? Ne düştü annem? Düştü annem. Ne düştü?
Evet, onun arkasını yapıştırdık çünkü sen hep açıyorsun. Bak bak bak. Bu kırmızı oda yani özel oda mı yani? Yani baş başa 5 dakika boyunca konuşabiliyorlar. Baş başa mı? Aynen. E şu an herkes görüyor. E görüyor işte orada güya baş başa. Ya saçmalayacağım ya. Annem. Ay Allah bismillah. Ne oluyor bu çocuğa? Ay. Ich hab Angst, dass er beißt. Ayo. Babası. İşte ben de bu iki bebekle tüm gün uğraşıyorum. Koca bebeklerle. Hem veriyor hem alıyor. Zeyd baba yarın seni berbere götürecek. Baba yarın berbere götürecek, güzel bir saç kesimi yapsınlar. Yarın günlerden çarşamba. Mittwoch, yay! Zeyd ver reklamı geçeyim. Bir de 5 dakikalık reklam.